Sevgili dostlar merhaba. Hayatta ayaklarımızı yerden kesecek, başımızı döndürecek deneyimler vardır. Ve cinsellik de şüphesiz bu listede çok üstlerde bir yerde. Fakat doğru kişiyle ve doğru şekilde yaşandığı zaman. Bulutların üzerinde olma hissini yaşatan, ayaklarımızı yerden kesen bu deneyimi aslında bize cinsel aşk fantazileri yaşatıyor. Bu videoda psikoterapist Doktor Cem Keça ile cinsel aşk fantazilerini konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhaba. Seks insanların ayaklarını yerden kesen, bizi adeta uçuran çok önemli bir fenomen. Ama tabii ki bu seksin sadece mekanik yönüyle değil, duygusal, psikolojik pek çok farklı yönüyle de alakalı. Ve cinsel aşk fantazileri de bunun için son derece önemli. Bu videoda cinsel aşk fantazilerini konuşalım mı? Konuşalım. Çünkü gerçekten keyifli bir cinsellik uyuşturucunun verdiği zevkten daha fazlasını verir. Keyifli bir cinsellik en büyük başarılar elde etmenin zevki kadar bize zevk verebilir. Cinsellik mesela bizim aşmak istediğimiz engelleri aştığımızda aldığımız hazdan çok daha fazlasını verebilir. Ve gerçekten insanların vücudunda çok özel maddeler var. Ve bunlar seks sırasında salgılanıyor ve seksten sonra salgılanıyor ve seksten önce salgılanıyor. Yani bizi aslında dünyadaki bütün canlılardan üstün kılan şey sekstir. Çünkü maymun üremek için seks yapar. Zevk almak için değil. Ama insan üremenin yanında zevk almak için de seks yapar. Mesela siz iki çocuk yapıyorsunuz, 20 yıllık evlisiniz. Maymun olsaydınız bitmişti. İki defa seks yapacaktınız. Öyle düşünün. Evet. Ama insan olduğumuz için 20 yılda, haftada ikiyle, benim matematiğim iyi değil şimdi, bayağı bir rakam yapıyor. Demek ki evet, bu zevkli bir işlem. Bunun için söylüyorum ama zevk de kar topu gibidir. Yani onun yuvarlanması gerekir, büyümesi gerekir. Dağ vardır, dağcık vardır, gemi vardır, gemicik vardır, zevk vardır, zevkçik vardır. O nedenle her şeyin büyüğü var. Ama burada esas olan bunu fantezilerle süsleyebilmek. Şimdi kadınlarda çekirdek orgazm fantezisi diye bir şey var. Bu muhteşem bir şeydir. Yani bir kadının gözünü kapatıp hayal ettiğinde ıslanması ve klitorisinin kabarmasını sağlayan fanteziye çekirdek orgazm fantezisi denir. Ve bunun içeriği, teması, kurguları tamamıyla kadına aittir. Ve bunu kadın partneriyle paylaşmak zorunda değil. Ama paylaşılabilecek bir fantezi ise paylaşılabilirdi. Ama bir kadın bu fanteziye girdiği andan itibaren hem hazır olur, hem zevk alır, hem de zevk verir. Ve sizi de uçurur. Aynı şey erkeklerde fetişlerdir. Mesela erkekler için de fetişler muhteşemdir. Ve her erkeğin fetiş anlamda daha tahrik olduğu, yoğun olduğu kadının bir vücut bölgesi, kadın üstüne giydiği bir kıyafet ya da kadının bir bakışı, duruşu ya da kadınla erkek arasındaki ilişkinin bir teması, rolleri gibi pek çok şey fetiş olabilir. Erkek fetişinin farkına varır. Kadın da çekirdek orgazm fantezisinin farkına varır. Ve bunları konuşulabilir kılarlarsa ikisi de bulutların üzerinden inmek istemez. Ve daha tutkulu, daha şefetli, daha arzulu bir çift olurlar. Ve develeri pire yaparlar. Ama bulutların üzerinde dolaşamıyorsanız bataklığın içindesinizdir. İşte bataklık mutsuz, çatışmalı, huzursuz bir evlilik bulutların üstü ise bizim cennetimizdir. O nedenle çiftler cennette mi olacaklar, cehennemde mi olacaklar, bunun kararını onlar verecek. Çekirdek orgazm fantezisinin ve fetişlerinin farkında olanlar bulutların üzerinde ve cennettedir. Ama bunların farkında olmayıp hayatı, evliliği, ilişkiyi birbirlerine bir eziyet kaynağına dönüştürenler ise bataklığın içinde, yani cehennemdedirler. Şimdi kartopu örneği çok güzel oldu aslında. Haz kartopu gibidir dediniz ve çoğalır. Aslında bunun tersi de geçerli herhalde. Haz almadığımızda da bu sürekli tekrarlanan bir programa dönüşüyor. Burada çiftlerin, özellikle erkeğin fetişini keşfetmesi, kadının çekirdek orgazm fantezisini keşfetmesi son derece önemli. Ama bunları birbirleriyle paylaşmaları da herhalde gerekmiyor. Fakat birlikte bunları yaşayabilecek bir zemini beraber oluşturmaları gerekiyor. Biraz özellikle taktiksel anlamda burada birkaç tüyo verebilir misiniz? Bu fantezileri kadın ve erkek nasıl açığa çıkarır sevişirken? Şöyle, fanteziler ve fetişler ikiye ayrılır aslında. Paylaşılanlar ve paylaşılmayanlar diye. O nedenle paylaşılmayacak olanlar olabilir. Bunlar sizde kalmalıdır. Çünkü Türklerin kadim bir sözü vardır. Her doğruyu her yerde söyleme. Rahatsız da edebilir. Rahatsız da edebilir ve evet, yıkıcı da olabilir. Ama paylaşılabilecek olanların paylaşılması her zaman iyidir. Peki ben nasıl keşfedeceğim? Çünkü bunu bize mutlaka seyircilerimiz de yorumların altına yazacaklardır. Daha önceden de pek çok bu konuda soru aldık. Bunun keşfedilmesi aslında çok da zor değil. Yani erotik romanlar, erotik hikayeler okumak, erotik filmler izlemek,
Ve bu filmlerdeki ve bu öykülerdeki, bu romanlardaki bizi tahrik eden unsurları bulmak lazım. Mesela bir erkek için konuşursak, bir pornografik materyal ya da bir erotik hikaye okurken penisinde daha önceden oluşmamış, çok daha güçlü ve farklı bir ereksiyon hissediyorsa bu bir uyarıdır. Erkek kendine şunu sormalıdır. Burada beni tahrik eden, burada beni daha önceden olduğum ereksiyonlardan farklı şekilde güçlü bir ereksiyon yaratan ne? Beni şu anda kalbimi deli gibi attıran ne? Benim şu anda seks yapma arzumu kamçılayan ne? Çünkü bu sorunun yanıtını bulmak zorunda. Bu kadının vücudunun bir parçası, bu kadının vücudunun giydiği bir kıyafet ya da o sıradaki hikaye olabilir. Mesela röntgenci bir fantezi okunuyorsa, orada mesela iki insan sevişirken bir başkası onları gizlice seyredip o seyretmenin verdiği duyguları anlatıyorsa metin ve erkek bundan etkilenirse demek ki bu erkeğin masumca sevişen birilerini izlemeyle ilgili bir fetiş fantezisi olabilir. Bunları bu şekilde keşfederiz. Aynı şey kadınlar için de geçerlidir. Ben hep kadınlara şunu söylüyorum. Sizi tahrik eden çok şey olabilir ama gözünüzü kapatıp hayalini kurduğunuzda vajinanızda ıslanma, klitorisinizde kaparma, kalbinizde çarpıntı yaratan bir şey varsa bu da sizin çekirdek orgazm fantezinizdir. Ve burada mesela pek çok kadın erotik romanlarda, erotik hikayelerde, erotik filmlerde bunu yakalar aslında. Mesela bir kadın bir erkeğin daha sert, haşin davranmasından çok tahrik olabilir. Ama kocası onunla çok yumuşak ve çok nazik sevişiyordur. O nedenle de cinsellikten gerekli tatmini alamıyordur. Ama erkeğin hafif sertlikler yapması, daha maço davranması, daha argo ve küfürlü bir şekilde onunla sevişmesi, mesela kadına hiç yaşamadığı tinsel dediğimiz orgazmları yaşatabilir. O zaman demek ki bizi böyle bir şeye yönetecek bir güç var içimizde. Bizim muhtaç olduğumuz kudret, nasıl ki damarlarımızdaki asil kanda mevcutsa, bizim muhtaç olduğumuz çekirdek orgazm fantezilerinin kaynağı, fetişlerimizin kaynağı da bilinç dışımızdadır. O nedenle hepimizin parmak izi birbirine benzer ama farklıdır. Hepimizin yüzü birbirine benzer ama farklıdır. Ve her insanın da aile mirası ve çocukluğu farklıdır. Çocukluk yaşantıları birbirinden farklıdır. İlk cinsel tecrübeleri farklıdır. İşte bunları biz ne yapıyoruz? İçimize bir harman ediyoruz ve bize ait bir seks imgesi, bize ait bir seks fantezisi üretiyoruz ve bu bizim bulutların üstüne çıkmamız için gerekli olan gücümüzü oluşturuyor. Şimdi bulutların üzerine çıkabilmek için aslında bu metafor üzerinden gidersek ağırlıklarımızı bırakmamız gerekiyor. Tabii. Ya da bizi frenleyen, durduran ipleri çözmemiz gerekiyor. Az önce ifade ettiğiniz aslında bu fantezilerde, düşsel düzlemlerde birçok şey toplumsal anlamda baskılarla ya da birçok farklı şeyle durdurulan bazı hayaller ve fanteziler. Biz bu sınırları kaldırdığımızda aslında gerçek hazza ulaşıyoruz. Çiftlerin bazen böyle taşıdıkları bir kaygı da olabiliyor. Çünkü o hayal, o fantezi karşı tarafı rahatsız edebiliyor. Böyle bir noktada bunu aslında ortak bir fanteziye dönüştürmenin de bir yolu var mıdır? Tabii ki var. Ama demek ki metafor çok güzeldi. Nasıl ki balon yükselebilmek için fazlalıklarını atar, İnsanların da zevkten, seksten, bulutların üstüne çıkabilmeleri için fazlalıklarını atmaları gerekir. İşte mesela fazlalıklar nedir? Ayıp, yasak ve günah düşüncesi. Fazlalıklar nedir? Kötü kadın olma ve sapık erkek olma takıntılarıdır. Aslında biz bu tür fazlalıkları atarsak, mahremiyetle ilgili fazlalıklarımız olur. Mesela bir çocuğun anne babanın yatak odasında ne işi var? Değil mi? Ya da yatak odamızdaki mahremiyetin herkese açık olmasına ne gerek var? Ya da bizim kılık kıyafetlerimiz çıkabilir seks yaparken ki çıkmalıdır da yatağın yorganın altında karanlıkta sevişmeye ne gerek var? Bir kadın mesela isteklerini arzularını söylediği zaman neden kötü kadın olsun? Bir erkek fantezilerini paylaştığı zaman neden sapık diye ilan edilsin? İşte bütün bunlar birim bizim için fazlalık. Mesela erkekler hep kadınların aslında onları ayartmalarını istiyorlar ama bunu yapana da kötü kadın muamelesi yapıyorlar. Kadınlar aslında pek çok şey yapmak istiyor ama erkeğin gözünde değersiz olmamak için yapamıyor. Susuyoruz. Suskunluğumuz en büyük ağırlığımız. Ondan kurtulmamız lazım. Mesela biz yatakta bağırmaktan, çağırmaktan, çığlık atmaktan korkuyoruz. El alem ne der diye. Ben de hep şunu söylüyorum. Diyorum ki komşular sesiniz duymuyorsa azıl o zaman utan. Düşünsenize komşunuz size acıyarak bakıyor. Hiçbir sesiniz gelmiyor diye. Ama düşünsenize böyle bağıra çağıra bir seks yapmışsınız, bütün apartmanı inlemiş. Komşular ise abi hürmet ederiz der.
Çünkü yaptığınız şey yanlış bir şey değil ki. O nedenle gürültülü sevişebilmek, özgürce sevişebilmek için fazlalıklarımızı atmamız lazım. O yüzden o metafor çok güzeldi. Ve bize çok fazla mesaj geliyor bu az önce belirttiğiniz ifadeyle alakalı. Yani ben çok fazla şey yapmak istiyorum ama kocamın beni yanlış anlamasından korkuyorum. Kötü kadın ya da sapık erkek gibi algılanmak. Aslında yatakta bu tür kavramları bırakmamız gerekiyor. Çünkü aslında fantazilerin özüne baktığımızda bunlar her yerde yapılacak şeyler değil. Sokakta, yol ortasında yapılacak şeyler değil fantaziler. Bunlar aslında bütünüyle insanların mahrem alanlarında, yatakta gerçekleştirecekleri şeyler ve oradaki baskı da haliyle bizim uçmamızı engelliyor. Bu noktada özellikle biraz bu bulunduğumuz mekanı da değiştirmek ya da sevişmeyi kolaylaştırabilmek adına teknik anlamda yapılacak neler var? Bunlardan bahseder misiniz? Bahsedelim. Şöyle ki mesela biz tutkuyla sevişmeyi sanatçılar yapar zannediyoruz. Yani sanatçıların hakkı bizim değilmiş gibi. Sanki onlar böyle çok dışarıda göz önünde oldukları için. Ama ben hep şunu söylüyorum. Mesela avukat olabilirsiniz. Mahkemede avukatsın. Bir müvekkilin karşısında avukatsın. Ama yatakta avukat olunmaz birader. Değil mi? Tabii. Mesela öğretmensin okulda çocuklara. Ama yatakta öğretmen olunmaz birader. Sosyal kimliklerimiz var. Onları yataktaki kimliğimize karıştırmayacağız. O nedenle bizim içimizde bir seks imgesiyle birlikte ortaya çıkan bir yeni karakter olmak zorunda. Ve o özgür ve tutkulu olmak zorunda. Ve ilkel aslında. Evet ve bu bizim iç dünyamızda var olan bir şey. İlkel benliğimizde var olan bir şey. Onu serbest bırakmamız gerekiyor. O nedenle ben hep şunu söylüyorum. Yatağın dışında her şeyi sorgulayın. Yatağın dışında nazik olun, beyefendi olun, kibar olun, herkese saygılı olun. İşte makamınıza, mevkinize uygun davranın. Ama yatak odasında bir hayvan gibi tutkularınızla sevişin. Bütün o toplumsal değer yargılarını, şunları bunları bir tarafa bırakın. Çünkü kiminle seviştiniz? Toplumsal değer yargılarıyla verdiğiniz bir karardır ama verdikten sonra, yatak odasına girdikten sonra da yani orada o toplumun değerleriyle sevişemezsiniz. Toplumun değerleri kıymık gibidir, batar. Cam kırıkları gibidir, batar. Ama onlar bizim dışarıda toplumla uyumlu olmamızı sağlar ve bunlar da gereklidir ama yatak odasına toplumu sokamazsınız. Düşünsenize Taksim Meydanı'nda seviştiğinizi uygun olmaz ama yatak odanızı Taksim Meydanı'na çevirmeye gerek yok ki. Çünkü Taksim Meydanı yüzlerce kültürün, toplumun değer yargıları, inançlarıyla karma karışık, kaotik bir yer. Ama yatak odanız özgür olsun, bulutların üstünde olsun. Ve bizi aşağıya doğru çeken bir başka şey de aslında düşüncelerimiz, mantıklı bir takım fikirlerimiz ve çok fazla konu üzerine felsefe yapmamız herhalde. Evet. Ama yatakta ilkel olmamız gerekiyor. Dürtülerimizle hareket etmemiz gerekiyor. Tabii ki karşımızdaki insana da zarar vermeden, onun da isteklerine saygı duyarak. Evet, teşekkür ederiz hocam. Bulutların üzerine çıkmak hepimizin hayalidir. Ve cinsellik bunu bize sağlayacak çok özel bir fenomendir. Ama tabii ki doğru şekilde, doğru kuralına uygun ve karşı tarafın da tabii ki mutlu olmasını sağlayacak şekilde yaşanması koşuluyla. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.